Nereye getirdin beni? Hiç ses de yok etrafta. Sen gel. Şimdi burada bekle beni. Hazır mısın? Hazırım. Teyzeni getirmişsin beni. Teyzem yok. Merak etme. Her şeyin sana özel olmasını istedim. Bütün bunları sen mi düşündün? Seni ilk gördüğüm andan beri bunları düşünüyorum. Buyurun. Sen içmiyor musun? Ben bu gecenin her anını hatırlamak istiyorum çünkü. Tamam. Bana da seninle ilgili unutamayacağım çok özel bir şey anlatacaksın o zaman. Ne kadar özel? Yani kimsenin daha önce öğrenmediği bir sır mesela. Tamam. Ama neden bunu öğrenmek istiyorsun ki? Çünkü seni tanımak istiyorum. Tamam. Ama peki ya bu çok kötü bir sırsa? Ya benim kötü bir insan olduğumu düşünürsen? O zaman ne olacak? Kötüyü bilirim ben. Bence sen iyi bir insansın Hakan. Ama bazen iyi insanlar da kötü şeyler yapabiliyor. O zaman anlat buna ben karar vereyim. Belki de sandığın kadar kötü değildir. Tamam. Ama gecenin sonunda anlatacağım. Neden? Çünkü ondan sonra benden nefret edeceksin. Sanki uyanmadan önce dünyanın en güzel rüyasını görüyormuş gibiyim şu an. Benimle o kadar mutlu musun? Çok daha fazlası. Sen ne kadar tatlı bir çocuksun. Üşüyor musun? Sana şal getireyim mi? Üşümüyorum. Peki saçlarını açmama izin verir misin? Neden? Bilmem. Belki daha rahat olursun. Tamam. Senden önce ben sana bir şey itiraf edeyim mi? Şu an o kadar huzurluyum ki. Sen bana çok iyi geldin. Sen çok komik bir çocuksun. Ah, ayak
karım çok acıdı artık. Seni güldürebildiğime sevindim. Senin yüzünden değil o. Ben çok içtim, o yüzden oldu. Biz kaç saattir dans ediyoruz? Çok saattir. Evet. Döndüm şu an. Gecenin sonu geldiğine göre sen artık sırrını açıklamaya hazır mısın? Evet, hazırım. Gece kulübünün birinde hırsızlar beni soymak için bana ilaç vermişler. İlaç mı? Evet. İlaç. Bu ilacın etkisiyle sabaha kadar yaptığın hiçbir şey hatırlamıyorsun. Saatler sonra gece kulübünden çıkmışım. Arabama binmişim. Sabaha kadar araba sürmüş. Daha sonra sabaha karşı küçücük bir kız çocuğuna arabayla çarpmışım.